ALS SC4 Plus anlatımı. Şimdi cihazı arkasından on off tuşundan açıyoruz. Şöyle bakın. Şuradan açıyoruz. Cihaz sistem kendini test ediyor. Test tamamlandıktan sonra sistem tamam. Ve burada sağ alt köşede başla tuşu çıkıyor. Başla tuşuna bastırarak cihazı çalıştırıyorsunuz. Karşınıza ekran olarak bu ekran çıkıyor. Kanal 1, kanal 2, kanal 3, kanal 4. 4 kanallı cihazımız, optik bir cihaz. Şu anda kanal 1'de PT yüklü, kanal 2'de PT yüklü, kanal 3'te APTT yüklü ve kanal 4'te APTT yüklü. Kanallara şu şekilde PT ve APTT ve diğer testleri yüklüyoruz. Kanalın yanındaki PT tuşuna basıyoruz. Bastık. Burada parametreler geldi. Burada hangi parametreyi seçerseniz o kanala yükleniyor. Mesela biz PT'yi seçtik. PT'yi seçtiğimiz zaman PT şeyi geliyor karşımıza. PT yüklenmiş oluyor. Mesela kanal 2'yi o şekilde, mesela kanal 2'yi APTT'ye ayarlayalım. PT'nin üstüne basıyoruz. Şurada yan tarafındaki şeye basıyoruz. Yuvarlığa basıyoruz. Gördüğünüz gibi APTT'ye ayarlanmış oldu. Şimdi bir örnek olarak PT'nin parametrelerini ayarlamamız gerekiyor ve PT'nin ve APTT'nin. PT'nin parametresini ayarlamak için PT'nin üzerine bastık. Yan taraftaki parametre yazısının üzerine dokunuyoruz. Karşımıza bir sayfa çıktı. Bizi ilgilendiren kısım şu sağ taraftaki kısım. Isı, MNPT, inkübasyon süresi ve K faktörü. Isı her kutunun içinde ısı değeri yazmaktadır. Bizim açtığımız lot numarasındaki ısı değeri 1. Eğer bu ısı değerini değiştirmek isterseniz bu bir sayısının üzerine basıyorsunuz. Burada girip mesela 1 girdik. 1'e basıyorsunuz. 1 olarak değişiyor. MNPT bir hastanenin PT ortalama değeridir. Bu yaklaşık 12 ile 13 arası bir değerdir. Ben şu anda 12,5 girdim. Bu belli yerlerde değişebilir. Bu MNPT'nin değeri INR'yi etkiliyor. INR'nin düşük çıkması ya da fazla çıkması MNPT ile ilgili. İnkübasyon süresi PT'de 60 saniyedir. Ve bu da faktör. Bu da faktör 1 olarak ayarladık. Herhangi bir faktör girişi yapmadık. İsterseniz buraya sonuçları düşürmek ya da alçaltmak için K faktörü girebilirsiniz. Bunu ayarladıktan sonra buradan çıkıyoruz. Şimdi L1 kontrolü çalışacağız. Bunu şey yapıyorum. Şimdi bir şeyi alıyoruz. 1'e küveti yerleştiriyoruz. 2'ye de küveti yerleştiriyoruz. Kontrol plazması gördüğünüz gibi L1 kontrol plazması daha önceden sulandırılmış. Şimdi pipeti 25 mikrolitreye ayarladık. Pipet ucunu taktık. PT'ye ilk şeye PT'yi bıraktık. 25. Sonra APTT için tekrar 25 mikrolitre çektik. İkinci kanala bıraktık. APTT'de şeyle birlikte serumla birlikte APTT reaktifinden de 25 mikrolitre koymamız gerekiyor. İkinci kanala
25 mikrolitre APTT reaktifi bıraktık. Sonra kanal 1 için, PT için basıyoruz. Yeşil hale geldikten sonra sayıcıya basıyoruz. Gördüğünüz gibi buradan 60'tan geriye saymaya başladı. APTT için kanal 2'ye basıyoruz. Sayıcıya basıyoruz. Bu da 180'den itibaren başladı. PT için pipetimizi 50'ye ayarlıyoruz. 50 mikrolitre. Ayarladıktan sonra bekliyoruz. 50 bize cihaz sinyal verecek ve ondan sonra da biz PT reaktifini koyacağız. Şu anda 15 saniye kaldı. Evet. Şu anda sinyali verdi. Biz kanal 1'e çalışmak için bu kanalın yeşil olması gerekiyor. Yeşile bastık. Ondan sonra teste başla tuşuna basıyoruz. Bakın bekle dedi. Bu arada biz 50 mikrolitre PT reaktifinden çekiyoruz. Şu anda hazır şeyi çıktı ekranda. 50 mikrolitre şeyi biz reaktifi bıraktık. Ve şu anda test başlamış durumda. Evet, test sonucu ekranında çıktı. Gördüğünüz birinci değer 11.9. Bizim L1 değerimiz 10 ile 16 arasıydı ve normal değerde çıkmış 11.9. Yandaki yüzdelik değer, bu şu da INR değeri 0.95. Biz INR'yi 12.5 seçtiğimiz için 0.95 çıktı. Eğer INR'yi MNPT'yi 12 seçseydik 1 çıkacaktı. O yüzden MNPT'yi ona göre dikkatli seçmemiz gerekiyor. Bizim tavsiyemiz 12 ya da 12.5 gibi bir şey seçebilirsiniz. Şu anda APTT'de de 30 saniye kaldı. APTT için son olarak da 25 mikrolitre üzerine şey ilave edeceğiz. Kalsiyum klor ilave edeceğiz. Pipetimizi 25 mikrolitreye ayarladık. Kalsiyum klor şişemiz burada. Şu anda 6 saniye kaldı. Cihaz sinyal verecek. Şu anda verdi sinyali. Kanalı aktif hale geçiriyoruz yeşil. Ondan sonra teste başla tuşuna basıyoruz. Bekle diyor. O arada biz 25 mikrolitre şeyimizi çektik. APTT'mizi çektik. Hazır şu anda. Pipetledik. Şu anda testte. Evet, şu anda test sonucunu verdi. Burada saniye 30.2. Bizim değerimizin sınırlar içinde L1 değeri. O yanda da yüzdesini veriyor. Tabii APTT'de, INR'de bir sonuç yok. Olmadığı için bu şekilde verdi. Cihazımız çalışma şekli bu şekilde. Menüleri göstereyim. Şu anda menü tuşuna basıyorsunuz. Menüde faktörler var.
Bunlar ayrıyetten kullanım kitabında detaylı olarak yazıyor. Şey yapabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Şurada liste tuşu, liste var. Listeye bastığınızda daha önce çalıştığınız hastalar var. Hastaları liste olarak veriyor. Bunları seçerek şu hosta gönderme işareti, bu da printer'a gönderme işareti. Mesela buradan mesela seçtiniz, şunu şu aralık dediniz. Print'e basarsanız printer'da yazıcı olarak, eğer printer bağlıysa printer'a yazıcı olarak gönderir. Bilgisayar işaretine basarsanız hosta gönderir. Bu şekilde şey yapabilirsiniz. Buradan çık tuşuyla çıkabilirsiniz. Bir de ayrıyetten mesela biz burada hosta gönderdik diyelim, ya da şeye gönder. Şu anda bağlı olmadığı için çalışmıyor tabii. Buradan tekrar çıktık. Menüye girdim. Burada tekrar liste bir şey göstermek için. Bu da ID bul fonksiyonu var. Burada ID bul'da herhangi bir hastanın eğer barkodlarını giriyorsanız ID'sini girerek listeden seçebiliyorsunuz. Burada ID numarasını girebilirsiniz. İşte herhangi bir ID numarasını gir yapıp arattırabilirsiniz. Ya da barkodla okutup hastanın sonuçlarını buradan seçebilirsiniz. Buradan da çıktık şu şekilde. Tamam.